Merhaba çiftçi arkadaşlar. Bugün Kandıra'dan sizlere selam olsun. Arkadaşlar, burada güzel bir yatırımcı, çiftçi ailesiyle beraberim. Bu kardeşimiz fındık bahçesini keserek gördüğünüz gibi tek dal aşılı fındık dikim çalışmalarını sürdürmekte. Ben ta ki Samsun'dan buralara kadar geldim. Bu çalışmayı görüntüleyerek sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. İşte dededen ebeden gelen bahçemizi bu şekilde keserek yeni ürüne açmış bulunuyoruz. Ben değerli çiftçi arkadaşım, yatırımcı Saadettin Arık Bey'e merhaba demek istiyorum huzurlarınızda. Merhabalar Adem Bey, hoş geldiniz. Merhaba şeref. Sevgili Saadettin Bey. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Bahçemizi gördüğünüz üzere verimi düşük olması noktasında tek dal aşılı fındığı dikmek noktasında tamamen dipten temizledim ve tek dal fındıkları dikimine başladım nasip olursa. Bu tek dal fındık 15 kilo verecek yetiştiğinde, yani bir 4-5-6 yıl sonra. Eski sistem, şu an mevcut gördüğümüz bu eski sistem fındıklar ise 4 kilo veriyor. Bunun 1000 ocağa 15 ton, şu aşılayacağımız tek dal fındığın 1000 ocağa 15 ton verecek nasip olursa, şu eski sistem gördüğünüz, şu an herhalde kamera oraya tutuyor. Bunun da 1000 ocağa 4 ton. Arada 11 ton kilogram farkı var. Ama 4 ton alamaz. Şu anda verim bir hayli düştü. Yani, verim sıkıntısı var. Topraklarımızda sıkıntı var. Ben sizin ne demek istediğinizi çok iyi anlamaktayım. Siz diyorsunuz ki artık eski çalışmalarla biz bir yere varamayacağız. Kesinlikle çalışmamızın karşılığını alamıyoruz. Topraklarımız da bir hayli kirlendi. Kesinlikle. Yani topraklar tamamen besin kaynakları kutuplaştı. Yeni sistemle diyorsunuz çiftçimiz emeğinin karşılığını alacak. Peki arkadaşlar, işte her zaman anlatmaya çalıştığım bir durum daha var. Bizler çalışıyorsak karşılığını görmemiz lazım. Kesinlikle. Saadettin Bey de bu çalışmanın karşılığını bu şekilde olursa daha iyi olacağının kanısında. Sevgili arkadaşlar, çiftçilerimize bu tek gövdeli fındık hayırlı olsun. Bu çalışmalar hayırlı olsun. Hakikaten bu girişimci arkadaşımız bu ürünü toplumumuza tanıtmaktan ben çok mutlu oldum. Tabii bu uzun süreç sevgili arkadaşlar. Bu çalışma uzun bir süreç. O nedenle deneyeceğiz, göreceğiz. Peki başka bir yorum, başka bir fikrim var mı beyefendi? Yani şöyle Adem Bey, bunun belki bozuk plak gibi devamlı aynı şeyi çalıyorum ama asla ve asla bunun 1000 ocağı. Anladım. 1000 ocağı diyorsunuz. Ötekinin 3 katına, 4 katına çıkacak diyorsunuz. Başka bir fikriniz var mı beyefendi? Eski sistemlerde ki fındıklarımızda tamamen maliyeti yüksek, verimi düşük, bakımsız. Yani dallarda atıyorum külleme var, dallarda atıyorum farklı farklı hastalıklar var. Bunların neden olduğunu öğrenebilir miyiz? Yani bu konuda biz çok bilgisiziz. İnanın. Hani attığımız azot gübresi çok mu geliyor, az mı geliyor vesaire. Bu konuda bizi aydınlatırsanız, bu eski sistemlerin verimliliğini, rekoltesini nasıl yükseltebiliriz, maliyetleri aşağı nasıl düşürebiliriz noktasında biz inanın bilgisizce bu ürünlerin bakımını yapıyoruz. Fakat herhangi bir ürün alamıyoruz. O sebebiyetten dolayı da mutsuzuz yani Adem Bey. Evet, evet arkadaşım. Bak yani, burada da var dallarda hastalık. Bu Hüseyin Bey az önce ekrana çıkmadan önce, kamerayı almadan önce bir güzel bir cümle sarf etti. Evet Hüseyin kardeşim, ne sorununuz var? Siz de herhalde son birkaç yıldan beri bizim fındıkta aşırı derece düşüş ve
işleri boş bir şekilde. Yani randımana gelmiyor. Artı hastalık başladı. Bunun sebebi nedir? Neden dolayı kaynaklanır? Onu demek istiyorum. Sevgili Hüseyin Bey kardeşim, bu sorun Türkiye'mizin her yerinde mevcut. Şu anda birçok ile gidip bu çalışmaları yapıyorum. Ama gördüğüm gözlem şu. Toprakta ters bir çalışma meydana gelmiş. Toprakta antikonis denen bir mineraller arası kutuplaşma var. Bu nedenden dolayı da artık çiftçilerimiz 26 ile başladı. DAP'a geçti. DAP'tan sonra üreye geçti. Gübreleme metotlarını değiştirmek zorundayız. Topraklarımızda organik madde sıfıra doğru yaklaşmakta. Normalde 3 ve üzeri olması lazım. 2,5 ve üzeri olması lazım. Toprakta organik madde yok. 1. Artı topraktan bitki gerekli olan besin kaynaklarını alamadığı gibi stres yapıyor. İşte külleme rahatsızlığı dediğimiz. İşte iç boşluğu dediğimiz. Fındığınız mesela boş oluyor değil mi? Evet. Boş olmasının yegane sebebi topraktaki mikronize çalışması olmadığından, toprakta iz elementlerini bitki kullanamadığından dolayı oluyor. Siz yıllardan beri laboratuvar boyutunda birleştirme neticesinde elde edilen gübre dediğimiz kimyasalları toprağa ata ata toprak artık verimsiz duruma geldi. Mutlaka ve mutlaka bu sistem değişmesi lazım. Toprağınız havalanması lazım. Toprakta organa mineral dediğimiz madensel kaynakları toprağa vermeniz lazım. Toprağı serbest hale getirmeniz lazım. Bitki besin elementlerini kullanamadığından dolayı içi boş olur. İşte külleme hastalığı, uç kurusu da aşırı azottan kaynaklanır. Örneğin. Gübremizden kaynaklanır. Evet. Şey. Hepsi... Yalnız ne yazık ki laboratuvarlarımızda bizde NPK sistemini şu anda uygulattırıyorlar. İz elementleri mutlaka ve mutlaka isteyin ilgili kurumlardan. Ama iz elementlerini istemekle de olmuyor. Bunu yorumlayacak ne yazık ki kadromuz yok. Pekala, bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda ne yapman lazım? Bu durumda bizim ürünler, ben şimdi Aysa Organik olarak kendi ürünümü burada dile getirmek istemiyorum. Evet. Ama Aysa Organik gibi ciddi ürün yapan arkadaşlarımızın ürünlerini kullanabilirsiniz. Ama onun efsafını iyi bilin. Spesifik özelliklerini iyi bilin. Daldan, yapraktan ve kökten bunlar çalışabiliyor mu, çalışmıyor mu? Bizim ürünlerimiz hem yapraktan çalışıyor, hem dal gövdesinden çalışıyor, hem de kökten çalışıyor. Toprağı revize ederek bitkiye hizmet yapmakta. Tekrar güçlendirmeye neden oluyor. Evet, tabii. Toprağı mikronize ediyor. Toprakta mevcut olan aslında bütün kaynaklar toprakta var. Evet. Bu zamana kadar attığınız gübreler de burada düğümlenmiş. Toprağımızı öldürdü. Evet, öldürdü diyoruz. Yani toprak çalışamadığı için, bitkiye hizmet veremediği için biz bunu toprağımız bitti diyoruz. Ama öyle değil, var aslında. Besin kaynakları toprakta var. Ama bilinçsizlik olduğu için biz... Yine aynı eski sistemden devam ettiğimiz için bu tür sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Evet, kalıyoruz. Arzu ederseniz YouTube'da benim yaklaşık 200'ün üzerinde videolarım var. Onu lütfen izlesin çiftçi arkadaşlar. Bir tane değil, yüzlerce var. Evet. İzleyin. Her çiftçiyle bir araya geldiğimiz zaman bu konuları işliyoruz, bu konuları konuşuyoruz sevgili dostum. Siz de izleyin. Ben bir şey demiyorum. Orada sizin gibi çiftçi arkadaşların dediklerini dinleyin. Benim dediğimi dinlemeyin. Biz çünkü bugün varız, yarın yoğuz. Ama çiftçi arkadaşlarımızın memnuniyetini dinleyin. Bir de memnuniyetten ziyade sizler de gözlemleyin. Deneyin arkadaş. Bir sigara 20 lira. Deneyin. Bakın, yeni üreticilerimize de hizmet etmiş oluruz bu şekilde. Yeni, yani organik yapsın. Her ilçede, her köyde yapılsın. Ve benim şu anda ürettiğim ürünü çiftçi arkadaşlarımız 100 dönüm, 200 dönüm, 1000 dönüm arazisi olan kendileri de yapabilir. Buna da sponsorluk yapabilirim. Buna yardımcı olabilirim sevgili arkadaşlar. İlginizden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bu güzel ortamı bize sağladınız. Evet Saadettin Bey. Saadettin Bey, şimdi
toprağın çözünürlüğünü nasıl yapacağız? Hangi ürünle bu toprağın fidanın çillerinin köklerinin diyorsunuz. Evet, diyorum. Yöresel çalış, değil de biraz daha çalışmasını nasıl sağlayacağız? Hangi ürünle sağlayacağız? Üstadım, madensel ve hayvansal ürettiğim bir ürünüm var. Bu köklendirir. Bir de gövdeden de yine emilim yapar. Bu ürünüm var. Yine yapraktan var. Yani ikisi de, iki ürünü de toprağa da verebilirsin. Ama yani iki gövdeye de. Tabii o gevşekliği, o efendim toprakta kaybolan. Şimdi şöyle bir durum var Saadettin Bey. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Şimdi ben hümik, fulvik, ulvik kelimelerini kullanıyorum. Arkadaşlarımız çoğu bu kelimeleri farklı bir şekilde algılayabiliyor. Bu bir marka ismi değil. Bu doğada ve yer altında çürümüş... Doğada ve yer altında çürümüş bitki, canlı ve cansız varlıkların sıvısı, sıvı hali. Bu derecelendirmede yapraktan alana farklı isim veririz, fulvik deriz. Efendim, kökten alana hümik deriz. Efendim, yapraktan alana fulvik deriz. Yine bunun bir ileri boyutu ulviktir. Sevgili arkadaşlar, yani burada böyle kafamızı karıştıracak anormal bir durum yok. Yani organik ürünlerle biz bu toprağın çalışmasını çözünürlebiliriz değil mi? Evet, yani organik, tabii organik, organomineral diyelim. Hava soğuk, yağmur da yağıyor. Evet, siz de üşüttüm. Biz bunları çözeriz. Biraz öyle olmuş. Yani bizim şimdi hem kökten hem yapraktan hizmet edecek ürünlerimiz var. Ben buradan... duyarlı çiftçi arkadaşlara da buradan sayenizde sesleniyorum. Umarım kullanırlar. Herkes memnun olur. Yani bizim ürünü kullanan arkadaşlar mevcut kullandıklarının da %30 eksiğini kullanarak kullansınlar. Yani biz artı bir maliyet sunmuyoruz. Artı üretimde %30, %20, %40, %80'lere varan verim fazlalığı var. Buradan da yüksek sesle konuşuyorum. Peki siz böyle bir teklife ne dersiniz? Ben tabii ki katılıyorum bu söylemiş olduğunuz konulara. Şimdi daha önceden yapmış olduğum şeylerde zaten benim kafam karışmıştı. Biz daha öncelerden hayvan gübresiyle yapmış olduğumuz işlemlerde daha farklıydı. Şimdiki olayla daha farklı. Şimdi hayvan gübresi de çok güzel. Bak onu baştan söyleyeyim. Atalarımızdan gelen bir şey. Ama hayvan gübresinin daha iyi %100 bir verim alabilmeniz için hayvan gübresini mutlaka benim o ürünü de içine ilave yapmak zorundasınız. Yaparsanız bizim ürünlere. Evet. Çünkü söylediğiniz biraz daha mantıklı geldi. Şimdi zaten toprağımız bir nevi kendi özelliğini kaybetmiş durumda olduğu için yeni bir organik gübreyle toprağımı tekrar güçlendirmeye inanıyorum. Serbest. Mesela bir asayiş olmayan bir kasabayı düşünün. Bizimkisi asayişi yapıyor. Oradaki kutuplaşmayı çözüyor. Nasıl ki emniyet yetkilileri şehrin asayişini bir araya getiriyorsa, koruyorsa, oradaki dik olan kişileri sindiriyorsa, evet. Bizim de ürünümüz toprakta dik olan besin kaynaklarını revize ediyor. Onu yumuşatıyor, hem kendisini kullandırtırıyor, hem de oradaki bütün besin elementlerini serbest bıraktırıyor. Benim özet olarak açıklayacak olduğum konu bu. Umarım benim dediğimi sizler anladığınıza inanıyorum. Bir şey daha sorabilir miyim? Evet, yani sorabilirsin. Ürünlerle bu toprağın çözünürlüğünü sağlayacağız Allah nasip ederse. Tamam, peki sağlayacağız. Peki bir dönüme biz ne kadar masraf edeceğiz? Yani burada bir dönümde 40 ocak fındık var. 40 ocağın verimliliğini artıracak, toprağı çözecek sizin... Tamamen o durum tamamen sizin kullanma şeklinize bağlı. 1 litre de kullanırsın, bir dönüme 40 litre de kullanırsın, 10 litre de kullanırsın. Yaprağı atmakla atıyorum toprağı kuru atmanın arasındaki maliyeti ne olur? Yani hangisi... Onu hesap edeceğiz üstadım, ona ben şimdi bir yorum yapsam yanlış olur. Tamam. Tamamen senin... Ya hocam ben şimdi burada bir şey diyemem ki. Sen 70 yıldır hiçbir şey yapmadın bu toprağa. Yani sen bir seferde benden ne bekleyebilirsin? Bugün gelişmiş ülkeler her yıl dönümüne 200 kilo atıyor. Ama her yıl atıyor. Bu organik maddeyi. Nefes aldırmadan devam evet, ediyor. Ama sen 70 yıldan beri hiçbir şey yapmamışsın ki. Evet. Sen hem toprağı bozmak için. Sıkılaşmış adam akıllı. Sen hem toprağı sıkılaşmayı da geçelim. Sen hem toprağın
çalışmaz hale getirdin para vererek. Azot kullanan şeyi. Evet yani kullan, ya ben o kelimeleri kullanmak istemiyorum. Azottu, olsun, azot değildi. He, ama evet size bırakıyorum. Siz kesinlikle istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani biz hem cebimizden para veriyoruz. Ne alıyoruz biliyor musun? Ne alıyoruz Hüseyin Bey? Eksik verim alıyoruz. Eksik, hem para veriyorsunuz hem eksik verim alıyorsunuz. Bir de yaprak alıyorsunuz arkadaşım. Gövde büyütüyorsunuz. Ondan sonra gariban çiftçiler gibi. Eğer bu konuşuyor. Bakın arkadaşlar yani çiftçi kazanmıyor. Kazanmayacak elbette. Yani bu sistemden. Bana ne diyor biliyor musun? Bak şimdi üretici olunmaz ya. Bu iş bitmiş ya. Evet. Ya fındık yavaş da olmaz. Yavaş yeni sistemlere geçeceğiz inşallah. Bakın i̇steyen arkadaşlar. Geçer, isteyen geçmez. Yani bu küçük bu eski sistemlerle, bu verimli az olan sistemlerle zaten hastalık yapmış. Bunların verimli artılacak. Hastalığı biz yaptırıyoruz güzel kardeşim. Tamam yani. Besin elementlerini ya, bitki alamadığı zaman. İnsan gibi daha. Evet. Yani şimdi sabah kahvaltını sağlam yapmazsan, öğlen yemeğini sağlam yemezsen, akşam yemeğini sağlam yemezsen vücudun sağlıklı olur mu? Bu fidan da canlı. Aynı senin gibi, benim gibi yani. Onun işi gözün gibi fidanına da bakacaksın, kendine de bakacaksın, adam gibi olacaksın ondan sonra. Vallahi ben bu cümleden sonra daha çekim yapmak istemiyorum. Yani işin, banko cümleler yani kullandın işin, Saadettin Bey. İşin şey prosedürü bu yani. Bu şekilde bakacaksın. Ben yani, demiyorum arkadaşlar. Kendine bunu, de bu şekilde bakacaksın. Üretici arkadaşlar diyor. Aysa Organik demiyor bunu. Gariban çiftçi, verimliliği azalmış birçok ürünler. Oradan gelen parayla. Yani gezemezsin, yiyemezsin, çoluk çocuğuna bakamazsın, bir şey alamazsın, traktör alamazsın, alamazsın, onu alamazsın ya. Teşekkürler. Yani.